Değerli izleyenler, Çavuşoğlu'ndan Hafterci Bakan Bengüş'e, Libya'daki Hafterci isim Bakan Bengüş'e, evet Bakan Süleyman Soylu ile tarihi ayar geldi. Evet, İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı, Libya Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde, evet önemli bir mesaj, hem de basın mensuplarının önünde, hem de binaya girmeden ayrı bir mesaj. Ana protokol kapısında İçişleri Bakanı da Dışişleri Bakanı ile tokalaşarak ne mesaj verdi dersiniz? Evet, yayınımızda bunlara değineceğiz. NATO zirvesi öncesi Sayın Erdoğan'ın Libya'daki Türk yumruğunu konu edineceğiz. Şimdi yayına geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza konuşmayı unutup arkadaşlarınıza abone ettirmeyi unutmayın. Şimdi yayınımıza geçiyoruz. NATO zirvesi öncesi Libya ile ilgili yapılacak zirvedeki spekülasyonları önlemek ve NATO zirvesinde Libya konusunda daha güçlü olmak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kafasını bulandırmaya çalıştığı Libya hükümetine bakın Türkiye burada, A takımı ve devletiyle burada, burayı biz kurtardık, kimseyi burayı heba ettirmeyiz mesajı, evet bizleri gerçekten mest etti. Ama bu ziyarette, daha önceki ziyarette Türkiye'ye karşı küstah söylemlerde bulunan Libyalı Bakan Mengüş'e değinmeden geçmeyeceğim. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Hafter'in ajanı olarak bilinen ve hala nasıl bakanlık yaptığı o kadar itirazlara rağmen büyük bir soru işareti olan Mengüç'e şunu ifade etti Türkiye. Mengüç, Sayın Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, evet, Sayın Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede yüzü asık ve kullandığı ifadelerde Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesi adı altında Türkiye'ye aba altından sopa gösteriyordu. Aslında konuşan Libya Dışişleri Bakanı olarak Mengüç değil, Baye Hafter'di. Evet, bu yapılan hamleler, bu yapılan adımlara karşı tabii ki Türkiye'nin de bir cevabı olacaktı. Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgeyi teröre boğmak isteyen, Amerika aparatlarına soyunan bu emirliğin, evet oradaki sözcülüğüne soyunan bakanın bu sözlerine Türkiye'den tarihi ayar geldi. Evet, Sayın Çavuşoğlu'nun Libyalı bakanı ziyaretinde öyle bir ayrıntı var ki, evet bakana ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve bütün muhataplarına anlamlı bir mesaj gitti. O mesaj şimdi ekranlarınızda. İşte o tarihi anlar. Libya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nı karşılarken Sayın Dışişleri Bakanımız öyle bakışlar atıyor ki senin ne yaptığını, senin ne ettiğini, senin kimlerin adamını olduğunu biliyoruz der gibi. Milli Bakanımız, evet, gecesini gündüzüne katmadan her açıdan büyük bir yoğun çaba sarf eden bu güçlü bakanın buradaki tarihi ayarı, tarihi mesajı tüylerimizi diken diken etti. Hükümran bakışlarıyla, burada patron benim edasıyla bize gurur veren Sayın Çavuşoğlu, biz Libya'da yabancı değiliz. Bak İçişleri Bakanımız da burada. Tanışın, kaynaşın der gibi müthiş bir mesaj verdi. Yani Sayın Süleyman Soylu'nun orada olması, Sayın Süleyman Soylu'nun İdlib'e gittiği anları aklımıza getirdi. Hepimiz sanki iç şehrimiz gibi gördük orayı. Ve şimdi de buradaki mesaj ne kadar güzel. Ey Libyalı bakan, biz yabancı değiliz. İçişleri Bakanlığı mesajı da veririz diyerek resmi protokolde Dışişleri Bakanlığı ön kapısında İçişleri Bakanı'yla Libya'nın biz içiyiz, Libya biziz, biz Libya'yız. Bu mesajı bir daha verme mesajıyla çok anlamlı bir tokat vurdu. İnanılmaz bir diplomatik yanıt, inanılmaz bir Türk aklı, inanılmaz bir mesaj bu. Mengüç neye uğradığını şaşırdı. Libya Konseyi ile, evet, üyeleriyle görüşmeler hızla gerçekleştirildi. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile de görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde Türkiye'nin devletinin A takımı, bakanlar ve önemli isimler bir arada aslında Türk devletinin mesajını aykırıyordu. Evet, sayın bakanlarımızın moralli duruşu ve gerçekten güçlü vakar duruşları
bizleri oldukça memnun etti. Sayın Akar'ın basket takışı çok anlamlı. Evet, Sayın Akar, Milli Savunma Bakanı. Bu maskeyi taktıysa bildiği bir şeyler vardır. Yani bu da bir diplomatik mesajdır. Şimdi sizleri Sayın Akar'ın bize gurur veren hareketlerinden bir tanesini daha göstereceğim. Evet, Sayın Akar koltuğun soluna doğru yanaştı. Çünkü karşısında oturan şahıs, bakan mıdır bilmiyorum, kahvede oturur gibi oturuyordu ve hoş bir hava vermiyordu. Elinde maskesiyle uğraşıyor ve toplu halde ve düzgün durmuyordu. Buna karşın Sayın Akar'ın sağ eli koltuğun önüne ve yanına doğru sarkarak, bu bir güç gösterisi, mekan sahibi prototipidir. Evet, bir mekan sahibi prototipidir. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Libya'ya giden bakanlarımızdan, özellikle diplomatik mesajlar vermeyi de ihmal etmeyen Sayın Akar'ın maskeyi yüzüne çekmesi ve burada elini yana doğru ittirmesi çok ama çok anlamlı değerli izleyenlerim. Bu bir diplomatik mesajdır. El menfiye neler karıştırıyorsun mesajıdır. Ve bizi oldukça mutlu etmiştir. Evet, PKK'yı bitirme noktasına getiren Sayın Soylu ve özellikle Dışişleri Bakanımız olarak bizlere gurur katan Sayın Çavuşoğlu'nun hükümran tavrı bizleri mesut etmiştir. El menfi üst üste gelen bakanlarımızla Türkiye'nin Libya'da ne kadar etkin ve ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha iliklerine kadar hissetmiştir. Bu arada El menfiye bir ricam, çok kilo aldı. Başkanlık konseyinden sonra daha da kilo aldı. Sağlığı çok zorlanıyor. Lütfen diyete başla El menfi, çünkü Libya'da işler çok yoğun, pratik insanlara ihtiyaç var. Şu anki kilo sağlık anlamında El menfiyi çok zorlayacak. İşte Libya. Bugün Trablus Hafter tarafından işgal edilmiş ve köşe bucaklarında Rus Wagner'lerinin vodka içtiği köşeler olmaktan Türkiye'nin, Rabbimin izniyle Türkiye'nin sayesinde kurtulmuştur. İşte burada ahde vefa göstermeli ve Türkiye'nin hasımlarına karşı şu duruş devam ettirmelidir. Eğer o gün Atina'dan büyükelçi olarak kovulan El menfinin, evet, Yunanistan Başbakanı'na karşı bacak bacak üstündeki hükümran tavrı Türkiye'nin eseridir. Ahde vefa gerek. Evet, Türkiye'nin tarihi ayarı başlıklı yayınım güzel bir yayındı. Evet, izleyenler çok şanslı. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Milli sesinize sahip çıkın. Görüşmek üzere.